150 yıllık deneyim yok sayıldı. Hem de Türkiye'de bu başkanlık sistemi, ki dünyada olmayan, bizde de hiçbir model olmayan bu başkanlık sistemiyle ilgili tarihin binlerce yıl öncesinden özdeşleştirilmeye çalışıldı. Ama bir gerçek var ki bugünkü parlamenter sistem, bizim parlamenter sistem iddiamız Türkiye'de 1876 anayasasından itibaren, ardından 1921, 1924 ve sonra da 82, 61 ve 82 anayasalarında hep parlamenter sistem ola gelmiş. Ama bir hata yapılmıştır. Abdurrahman Bey'in de söylediği gibi biz şimdi provayla bir başkanlık sistemi oturtmak zorundayız dediler. Ve Mustafa Bey de 150 yıllık parlamenter sistem oturmadığına göre bu başkanlık sisteminin oturmak çabaları içindeyiz dediler. Peki 150 yılda biz bu parlamenter sistemi oturtamamışsak, bu yeniden dünyada örneği olmayan bu başkanlık sisteminin, ki oturmadığı çok meydanda, oturmaması halinde halimiz nice olur acaba? Bunu geçiyorum. Ama söylemek istediğim şu. Meclis fikri 1215'te Magna Carta'yla ortaya çıkmıştır. Orada hükümdarın denetlenmesi bir meclis tarafından, hatta harcama yaparken, bütçe yaparken meclisin onayıyla hareket etmesi gerektiği fikriyle, hem de anayasa fikrinin de temelini oluşturan bir Magna Carta olayı vardır. Bundan 800 Benden yıl önce kötüleri yazılmış. var. Bugün geldiğimiz noktada Hasan Bey ya. 150 yıllık Şey pardon, parlamenter Mustafa Bey. sistemimizi biz maalesef prova edemedik. Yani 1921 Peki Hasan Anayasası, Bey, çok kısa bir şey sormak istiyorum. Atatürk'ün. Muhalefetin eleştirileri var, başka partilerin de sisteme ilişkin eleştirileri var. Peki muhalefet ya da diğer partilerin ya da İyi Parti'nin somut olarak bir parlamenter sistem modeli çalışması var mı? Tabii ben onu şöyle bir cevaplayayım. Bizim sorunumuz, Türkiye'nin sorunu Tayyip Erdoğan'a karşı olmak, karşıtlık ifade etmek değildir. Tayyip Erdoğan'ın şu iki yıldır ortaya koyduğu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'de yarattığı tahribatı düzeltmek ve onarmak üzerine, demokrasiyi geliştirmek, özgürlük alanlarını geliştirmek, denetlenebilir, şeffaf bir devlet modeliyle ortaya çıkabilmek. Nedir bizim bu konudaki deneyimimiz? Dediğim gibi 150 yıllık, hiç de çöpe atılamayacak, yadsınamayacak bir deneyim. Ama biz bunu hiç prova etmeyi denemedik. Yani 1961 anayasası bol geldi derken, hiç prova etmeden 82 anayasasında tam aksini yaptık. Nedir Söz o? Kenan Evren'in sanırım. Yürütmeyi güçlendirdik. Diğer mekanizmaları düşürdük. Oysa bugün 150 yıllık deneyimde parlamenter sistemimizin aksayan yerleri nedeni düşünmemiz lazım. Siyaset kurumu önemli bir kurumdur. Her konuyu irdelemek, düşünmek ve çözmek zorundadır. Parlamenter sistem ortak aklı gerektirir, uzlaşma kültürünü ve demokrasiyi geliştirir. Bundan korkmamak lazım. Ha, sistemin tıkandığı yerler vardı. Neydi onlar? Hükümetlerin çabuk düşmesi. Yani Demirel 7 kere geldi, rahmetli andığımız 9. Cumhurbaşkanımız. Sayın Ecevit, rahmetli Ecevit de 5 kere başbakan oldu. Çok çabuk hükümetler düştü. Ama buna rağmen çok ciddi icraatlar yapıldı. Bugün hükümetlerin bu kolay düşmesini engellemek için İşte prova edilmesi gerekir dediğim o. Alman sisteminde şöyle bir model vardır. Bugün bizim benimsediğimiz, eklemek istediğimiz husus da o, parlamenter sistem deneyimimize. Yani bir hükümeti düşürmek istediğiniz zaman, yerine yeni hükümeti de ikame ederek onun da güven oylamasını almayı şart koşar. Bunu yaptığınız zaman sistemin
bu arızasını ortadan kaldırmış olursunuz. Seçim sonuç Ha, vermemişse. diğer taraftan Seçim sonuç vermemişse. koalisyonlardan korkmak yerine onun demokrasiye katkısını ve verdiği ortak akıl deneyiminden yararlanmak. Hasan Bey, Mustafa Bey'in size sorusu var. Seçim sonuç vermemişse o zaman diyor. Efendim? Yani hükümet kurulamıyorsa. Hükümet kurulamıyorsa diyor, seçim sonuç vermemişse diyor yani. Mesela İtalya bunu yaşadı, Almanya yaşadı. Hayır, hükümetler bu uzlaşma kültürüyle bunu yaşamak ve şey yapmak zorunda. Hükümetler Türkiye'de kurulamamış bir hiçbir hükümet deneyimimiz olmamıştır. Cumhurbaşkanı seçilemedi bunu, mesela. Darbe yapacağım. Oldu. Bugün ittifaklar dahi, bugün bu başkanlık sistemi bakın, benim ya çok İtalya'da yabancı kurulamadı ya, onu değil. Hatırlamadı herhalde sanki. Mustafa 7 Haziran'da Bey, kurulamadı. Cumhurbaşkanlığı hükümet 7 Haziran'da sistemi kurulamadı. Dünyaya da yabancıdır, bize de yabancıdır. Ama ben size şu örneği vereyim. Biraz önce ben size belediyelerden bir örnek verdim. Sayın Tayyip Erdoğan ve benim belediye başkanlığım dönemimde yatırımcı anlayışımızı, nasıl yatırım yaptığımızı anlatırken o şehrin ve hemşehrilerin önceliklerine göre hizmet ettiğimizden söz ettim. Neden bu belediyecilikte var diye düşündüğümüz zaman cevabı bunun şudur. Belediyeler bugün çok uzaklarda aramaya gerek yok. Başkanlık sisteminin uygulandığı en iyi modellerden birisidir. Belediyelerde hem denetleme organı ve meclis çok güçlü bir meclis denetimi vardır. Ve karar mekanizması da güçlü bir organdır. Yürütmeye geldiğimiz zaman da belediye başkanları da aynı başkanlık sistemindeki güç ve yetkilerle ikinci faktördür. Hasan Bey, anlayışınıza yani, sığınarak bir dakika içinde toparlamanız mümkün mü sözlerinizi? Şunu ifade etmek istiyorum ki parlamenter sistem devletlerin yönetim biçimlerinde yüzlerce yıllık deneyimleri bir çırpıda yok sayarak macera arayışıyla yeni bir deneyim yaşayamazsınız. Peki. Parlamenter sistemleri prova ederek, yanlışlarını düzelterek, üzerinde durarak, tartışarak bunun sonucuna varırsınız.